Merhaba sevgili gençler. Eğitim Video Forum kanalına hoş geldiniz. 23 Temmuz 2019 tarihinden itibaren üniversite tercihleri başlıyor. Bazılarınız özel üniversite yani vakıf üniversitesinden bir bölüm seçmek isteyebilir. Özel üniversite tercih edeceklerin mutlaka bu videoyu sonuna kadar izlemesini tavsiye ederim. Bu videoda neler var? İsterseniz buna birlikte bakalım. En fazla öğrencisi olan vakıf üniversitesi hangisi? Kütüphanesi en zengin olan vakıf üniversitesi hangisi? Basılı yayını en fazla olan kütüphane alanı en büyük olan üniversite hangisi? En çok tercih edilen tıp, hukuk, diş hekimliği bölümleri hangileri? Araştırmaya en çok yatırım yapan üniversite hangisi? Bakın bu da çok önemli bir soru. Araştırmaya en çok yatırım yapan üniversiteler. En büyük açık kampüs alanına sahip üniversiteler hangileri? Bursluluk oranı en fazla olan vakıf üniversiteleri hangileri? Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı en az olan üniversite hangisi ya da hangileri? Yabancı uyruklu öğrenci sayısı en fazla olan üniversite hangisi? Sınav başarılarına göre üniversite sıralamaları, dünyadaki kalite sıralamaları. Bakın çok önemli bilgileri içeren bir video. Peki kaynak ne hocam? Siz bunları nereden edindiniz derseniz tabii ki Yüksek Öğretim Kurumu'nun 2019 yılında yayınladığı rapor var. Bu raporu baz alarak sizlerin tercihlerinde etkili olabilecek bazı bilgileri sunmak istedim. Umarım işinize yarar. Şimdi detaylara birlikte bakıyoruz. Öncelikle en fazla üniversitesi olan vakıf üniversiteleri nelermiş bakalım. Aydın Üniversitesi İstanbul'da biliyorsunuz 35.999 yani 36 bin öğrencisi var. Bunların kaç lisans, kaç lisans üstü ya da ön lisans olduğunu buradan görebilirsiniz. Beykent Üniversitesi en fazla öğrenciye sahip ikinci üniversite olarak gözümüze çarpıyor. İlk üçü söylemiş olalım. İstanbul Medipol Üniversitesi 30.616 öğrencisi var toplamda. Evet, hukukta en çok tercih edilen hangileri acaba? İlk sırada İbni Haldun Üniversitesi'ni görüyoruz. YKS başarı sırasına baktığımızda tabii ki 2018 yılı sıralaması 8106'dan öğrenci aldığını görüyoruz. İkinci sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi var. Bu da ilk 40912'den öğrenci almış gençler. Koç Üniversitesi'ne baktığımızda da 58 bin küsürlerden öğrenci aldığını görüyoruz. Evet diğer üniversiteleri de kendiniz inceleyebilirsiniz. Tıpta en çok tercih edilenlere bakalım. Burada da Acıbadem Badem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nin ilk 1245'ten öğrenci aldığını görüyoruz. İkinci sırada Koç Üniversitesi 2211. sıradan öğrenci almış en son. Bezme Alem Vakıf Üniversitesi ise 18.959'dan en son olarak öğrenci almış gençler. Evet diş hekimliğinde en çok tercih edilenlere baktığımızda İstanbul Medipol Üniversitesi 33.335'ten öğrenci almış. Başkent Üniversitesi ikinci sırada 35.541, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi de yine 37627'den öğrenci almış. Eczacılıkta en çok tercih edilenlere baktığımızda Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi 54758'den öğrenci alıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi 55990'dan öğrenci almış. Lokman Hekim Üniversitesi de 67539'uncu sıradan en son öğrenci almış. Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayılarına baktığımızda Lokman Hekim Üniversitesi'nin kadrolu öğretim üyesi başına 5 tane öğrenci düştüğünü görüyoruz. Yani bir hocaya 5 öğrenci düşüyor. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir hocaya 7 tane öğrenci düşüyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde bu rakam 9 olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki aşağıya doğru indikçe kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının da arttığını görebilirsiniz. Öğrenci başına düşen üniversitedeki alana baktığımız zaman aslında burada bakın açık alan var, kapalı alan ve toplam alan ve öğrenci başına düşen alan olarak bakıldığı zaman ilk sırada en çok öğrenciye düşen alan bakımından İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi yani Ankara'da bulunan Bilkent Üniversitesi tüm vakıf üniversiteleri içerisinde öğrenci başına düşen alanda ilk sırada yer alıyor. Tabii açık alan olarak baktığımız zaman Başkent Üniversitesi'nin en büyük açık alana sahip olduğunu görebiliyoruz. Kapalı alan sıralamasını da yine tablodan görebilirsiniz gençler. Evet, öğrenci başına kütüphane alanlarına baktığımız zaman da Sabancı Üniversitesi'nin öğrenci başına kütüphane alanı metrekare cinsinden 2.1 olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi ikinci sırada gözüküyor. Aynı zamanda Koç Üniversitesi de yine aynı orana sahip. Dördüncü sırada da Çağ Üniversitesi'ni görebiliyoruz. Öğrenci başına kitap sayısına baktığımızda ise İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde kütüphanede kitabı bulunan kitaplar bunlar. 51 kitap düşüyor öğrenci başına. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde ise 42 kitabın düştüğünü görüyoruz. Koç Üniversitesi'nde bu rakam 32 olarak karşımıza çıkıyor gençler. Evet, kütüphaneye yapılan harcamalara baktığımızda İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi kütüphaneye en fazla harcama yapan üniversite olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sırada Bahçeşehir, üçüncü sırada da Koç Üniversitesi'ni görüyoruz. Basılı kitap sayılarına göre vakıf üniversitelerine baktığımızda İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi kütüphanesinde basılı kitap sayısının 507.596 olduğunu görebiliyoruz. İkinci sırada Koç Üniversitesi, üçüncü sırada da Başkent Üniversitesi'ni görebiliyoruz. Yabancı uyruklu öğrenci sayısına baktığımız zaman en çok vakıf üniversitelerinde Suriye uyruklu öğrencinin bulunduğunu görüyoruz. Bunu ikinci sırada Irak, üçüncü sırada da Azerbaycan izliyor. Yabancı uyruklu öğrenci sayılarına göre üniversitelere baktığımız zaman da toplam öğrenci sayısı Bahçeşehir'de 25.142, yabancı uyruklu öğrenci sayısı ise 3.479. Burada yabancı uyruklu öğrenci sayılarının sırasına baktığımızda en çok sayıya Bahçeşehir Üniversitesi'nde görüyoruz ama toplam Öğrenci içerisindeki oranına baktığımız zaman ise %13.8 olduğunu görüyoruz. Oranlama yapıldığında ise Altınbaş Üniversitesi'nde toplam öğrenci sayıları dikkate alındığında %27.7'sinin yabancı uyruklu olduğunu görüyoruz. Ama sayı olarak dikkat edildiğinde Bahçeşehir Üniversitesi sayı olarak birinci sırada olduğunu tablodan görebiliyoruz. Evet uzaktan eğitim açısından incelediğimiz zaman İstanbul Okan Üniversitesi'nin toplam öğrenci sayısı 22.586. Uzaktan eğitimli öğrenci sayısı ise 4.404'lerde olduğunu ve ilk sırada yer aldığını görebiliyoruz. Uzaktan eğitim açısından ikinci sırada Altınbaş Üniversitesi, üçüncü sırada İstanbul Arel Üniversitesi'ni görebiliyoruz. Evet, burslu öğrenci sayılarına bakalım. İbni Haldun Üniversitesi tam burslu öğrenci sayısı tamamıymış. Yani %100 oranında burslu öğrenci alıyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ise %20 burslu öğrenci kotası var. Bezme Alem Vakıf Üniversitesi %20 ve aşağıya doğru rakamlar gideri küçülüyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %19. Biliyorsunuz vakıf üniversiteleri %10 sınırı var. %10 ve fazlasını da tablodan görebiliyorsunuz gençler. Araştırmaya yapılan yatırım bakın çok önemli bir kriter bu da. E, araştırmaya yapılan yatırımı incelediğimizde toplam araştırma projeleri bütçesine en fazla kaynak ayıran üniversite kimmiş bakıyoruz? Bilkent Üniversitesi. İkinci sırada Koç Üniversitesi geliyor. Üçüncü sırada da Sabancı Üniversitesi'ni görebiliyoruz. Çankaya Üniversitesi de dördüncü sırada yer almaktadır. Evet, dünya kalite sıralamalarına bakalım. QS dünya sıralamasında Koç Üniversitesi'ni görüyoruz. Bilkent ve Sabancı Üniversitesi. Yine burada çeşitli bölümler var bakın. Üniversiteler ve bölümler, sıralamaya girmiş olan üniversiteleri ve bölümlerini tablonun sol kısmından görebilirsiniz. Sağ tarafa baktığımızda yine üniversitelerin hangilerinin kalite sıralamasının ne olduğunu görebilirsiniz. Times Higher Education sıralaması var burada da. Buradan da bu kısmı inceleyebilirsiniz gençler. Evet, önemli bir sıralama, yani URAP sıralaması var. Urap'ın amacı yükseköğretim kurumlarının akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Bunu Urap'ın web sayfasından aldım gençler. Ve burada baktığımız zaman Türkiye'deki üniversitelerin makale puanı, toplam atıf puanı ve en nihayetinde e, toplam bir puan elde ediliyor ve bu puana göre sıralama yapıldığında Koç Üniversitesi'nin ee, özel üniversiteler içerisinde birinci sırada olduğunu görüyoruz. Toplam devlet üniversiteleri de dahil edildiğinde ise altıncı sırada yer aldığını görebiliyoruz. İkinci sırada Bilkent Üniversitesi, üçüncü sırada Sabancı Üniversitesi'ni görebiliriz. Evet, TÜBİTAK. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks Sıralaması vakıf üniversitelerinin sırasına baktığımız zaman da yine Sabancı Üniversitesi'nin birinci sırada, Bilkent'in ikinci sırada ve Koç Üniversitesi'nin üçüncü sırada yer aldığını görüyoruz. Ales başarılarına göre incelediğimizde alt bölüm olarak eşit ağırlık puanları analiz edildiğinde gençler bakıyoruz. Ales 3. dönem eşit ağırlık başarı sıralamasına göre sıralama şu şekilde oluşmuş. İlk sırada Koç Üniversitesi var. ikinci sırada Sabancı, üçüncü sırada da Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada aday sayıları farklı. Örnek vermek gerekirse Koç Üniversitesi'nde toplam 136 kişi sınava girmiş ve puanı 70 ve üzerinde olan aday sayısı 112 olarak gerçekleşmiş. Bunun toplam e, aday içerisindeki oranı da %82 olarak karşımıza çıkıyor. Diğer üniversiteleri de kendiniz inceleyebilirsiniz. Ales başarı sıralamasına bu sefer sayısal alt bölümüne bakıyoruz. Sayısal puan türüne göre sıralamaya bakıldığında birinci sırada Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi 134 öğrenci içerisinde aday sayısı 98, 70 ve üstü alan ve aday oranı içerisine bakıldığı zaman da %73 olduğunu görüyoruz. İkinci sırada Koç, üçüncü sırada Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni yine görebiliriz ilk üç bu şekilde. Sözel bölüm açısından incelediğimiz zaman bu sefer Koç Üniversitesi'nin ilk sırada yer aldığını, ikinci sırada İstanbul Şehir Üniversitesi'nin, üçüncü sırada yine Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin yer aldığını görebilirsiniz. Evet, şimdi TUS sınavlarına bakalım. TUS sınavlarında başarılar nasıl acaba? Biliyorsunuz tıpta uzmanlık sınavı birinci dönem yerleştirme oranlarına göre üniversiteleri sıraladığımızda ilk sırada Başkent Üniversitesi'ni görüyoruz. İkinci sırada Maltepe Üniversitesi, üçüncü sırada Yeditepe Üniversitesi olarak gerçekleşmiş. TUS ikinci dönem yerleştirme oranlarına göre sıralamaya bakıldığında bu sefer ilk sırada Demiroğlu Bilim Üniversitesi, ikinci sırada Yeditepe Üniversitesi, üçüncü sırada Maltepe Üniversitesi'ni görüyoruz. Evet şimdi de KPSS 2018 ÖABT Türkçe Öğretmenliği aday sayıları ve puan ortalamalarına göre vakıf üniversitelerinin sıralamasına bakalım eğer öğretmenlik yazmayı düşünüyorsanız bu başarı sıralamalarını da göz önünde bulundurabilirsiniz gençler. Başkent Üniversitesi 94 aday var ve toplam puan ortalaması 60 olarak gerçekleşmiş KPSS ÖABT'de. İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi'ne baktığımızda 52 aday var ve ortalama 57 olarak gerçekleşmiş. İstanbul Aydın Üniversitesi yine 94 kişi içerisinde toplam ortalama 56 olarak gerçekleşmiş. Şimdi KPSS ÖABT bu sefer Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği sıralamasına bakalım. İlk üçü söyleyelim. Birinci sıra Yeditepe, ikinci sırada İstanbul Kültür Üniversitesi, üçüncü sırada da Başkent Üniversitesi'ni görebiliyoruz. Burada da puan ortalamaları var. Evet, KPSS ÖABT Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğretmenliği açısından baktığımız zaman ilk üç sıra şu şekilde oluşuyor. İstanbul Kültür Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ikinci sırada, üçüncü sırada İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi geliyor. KPSS 2018 ÖABT bu sefer okul öncesi öğretmenliği açısından sıralamalara bakalım. İlk sırada İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi 62 ortalaması var. Daha doğrusu ilk üçün ortalamaları aynı. Bunlar nedir? İstanbul Kültür Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, 4. sırada da İstanbul Aydın Üniversitesi şeklinde sıralama ilerliyor. Evet, 2018 KPSS ÖABT bu sefer ilk öğretim matematik öğretmenliği. Buradaki sıralamaya baktığımız zaman Maltepe Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi zaten ikisinde varmış. E, Maltepe Üniversitesi'nin ortalaması 67, Başkent Üniversitesi'nin 59 olarak karşımıza çıkıyor. Evet, 2018 KPSS ÖABT İngilizce Öğretmenliği aday sayıları ve puan ortalamalarına baktığımız zaman Yeditepe Üniversitesi'nin 62 ortalamayla birinci, Başkent Üniversitesi'nin 61 ortalamayla ikinci, Çağ Üniversitesi'nin 60 ortalamayla ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nin yine 60 ortalamayla üçüncülüğü paylaştığını görüyoruz. Evet sevgili gençler artık sunumun sonuna geldik. Umarım verdiğimiz bilgiler işinize yaramıştır ya da yarayacaktır. Vakıf Üniversitesi tercih etmeyi düşünüyorsanız detaylara, daha detaylı bilgilere nereden ulaşabilirsiniz? Vakıf Yükseköğretim Kurumları raporu var. Nerede? Yükseköğretim Kurulu'nun ana sayfasında da bulabilirsiniz. Google'a arattırıp da bulabilirsiniz. Bu raporun tamamını inceleyin, daha detaylı bilgilerde var. Umarım faydalı olmuştur. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.